Aşkım. Aşkım ne bu halin senin? Kukuma kuşu gibi oraya tünmüşsün. Ağlıyorsun bir de. Ya ne olursun böyle şeyler yapma ya. Olmuş da ölmüşe çare yok. Demet anlasana şunu. Hadi bak yemek hazırlattım. Gel aşağı inelim hadi. Herkes benden nefret ediyor. Deniz. Ferit. Oy kıyamam. Demek Ferit seni sevmiyor ha. Yazık. Ferit seni hayatı boyunca sevmedi ki kızım. O Deniz Efendi desen zaten aklı bir karış havada. Sen evden kovulurken ailen tarafından ağzını açıp tek kelime etmedi senin kardeşin. Bu hayatta seni bir kişi seviyorsa o da benim kızım, bunu anla. Ama ben seni sevmiyorum. Ama vaktiyle seviyordun. Yine seversin, acelesi yok. Yavaş yavaş. Hadi toparlan. Şöyle aşağı inip karı kocaymış gibi güzel bir yemek yiyelim. Sevdiğin yemeklerden yaptırdım. Yemek yemeyeceğim. Aç değilim. Demet, iplerinin benim elimde olduğunu hatırlatmaktan bıktım. Şimdi toparlan ve kendine gel. Sonra da aşağı inip benimle yemek ye. Bunu bir daha tekrar etmem sana. Demet Hanım. Bir şey demeyeyim diyorum ama yeter artık. Hayrola? Nereden çıktı bu içki? Sabah beri içiyorsun. Sofrada ağzına tek lokma koymadın. Sen iyice kendini kaybediyorsun. Haberin olsun bak. Sana söylüyorum. Bırak Allah aşkına ya. Ne kendimi kaybetmesi? Ben onurumu, gururumu kaybettim. Bırak bari içkime karışma. Ver şunu bana. Bırak yoksa çok kötü yaparım seni. Hale bak ya. Ağzına içki koymayan kadın başıma alkolik olacak. Anlatsana Hakan. Hayatımı nasıl kararttığını. Abimi nasıl öldürdüğünü. Başka neler yaptığını. Anlat. Demet, saçma sapan konuşmayı keser misin? Lütfen. Aa. Ya. Aşk olsun. Hani bizim birbirimizden başka kimsemiz yoktu? Niye benimle açık açık konuşmaktan çekiniyorsun? Anlatsana. Ölüm emrini nasıl verdin? Anlat. Bu mevzuları deşmenin kimseye bir faydası yok Demetciğim. Tamam? Demek abimi öldürmeye cesaretin var ama anlatmaya cesaretin yok.
Niye? Ne oldu senin cesaret nutukların? Anlatsana. Anlat. Cesaret nutuklarım. Sen kendini cesur mu sanıyorsun? Benim anlatmaya cesaretim var da Demet Hanım. Senin dinlemeye cesaretin var mı? Ha? Var. İyi o zaman iyi dinle. Öldürttüm. Abinle yengeni öldürttüm. Neden biliyor musun? Çünkü seninle daha fazla mutlu olmak istiyorum. Çünkü Ferit Aslan'da olup da bende olmayan her ne varsa bende de olsun istiyorum. Anladın mı? Ha gelelim ölüm mevzusuna. Muazzam bir plan yaptım demek için biliyor musun? Abinle yengeni 2-3 haftaya yakın takip ettirdim. Ne yerler, ne içerler, nereye giderler, ne yiyecekler, ne içecekler, nereye gidecekler hepsini. Bir tane adam tuttum sonra. Bu arabalardan falan anlayan bir adam. İşinin ehli, muazzam bir işçilik çıkardı. Abinin arabasından küçücük bir parça aldı. Sonra abinin arabası hop takla. Bırak şunu. Ama sana tek bir konuda yemin edeceğim. Kaza olduğu an Bulut'un arabada olduğundan sana yemin ederim haberim bile yoktu. Zaten bu yüzden çocukların hepsini... Bitti. Bu işte benim hikaye bu, öldürtme hikayem bu. Nasıl, tamam mı? Anlaştık mı? Rahatladın mı? Oldu mu? Artık eski hayatımıza dönebilir miyiz? Şu senin sosyetik hayatına, cemiyet hayatına. O yüzüğün bu kadar karatı varmış, bu çantanın fiyatı bu kadarken bu kadar olmuş. Dönebilir miyiz artık ona? Çok güzel. O zaman sana muazzam bir sürprizim var. Hazır mısın? Ta-ta. Nasıl? Olabilir miyim? Öyle. Hoppa. Hoo, parmağının ölçüsünü tam almışım aşkım. Demet, ben bu hayatta her şeyi senin mutluluğun için yapıyorum. Sen mutlu ol diye yapamayacağım şey yok benim. Tamam mı? Çok güzel oldu. Sevdin mi? Pelin, bak bu kadar iyi çalışılmış, sonunda kesin başarıya uğrayacak bir projeyi Ferit Aslan olsan bulamazsın. Zaten Ferit Aslan'ın kitabında da böyle bir projeyi reddetmek, geri çevirmek yok. Neticede bu projeyi sen sunmuşsun, başkası sunmuş, hiç fark etmiyor. Anlatabildim mi sana ne demek istediğimi? Bak, anlaştık değil mi? Anlaştık, anlaştık. Bak projeyle ilgili detayları dert etme sen. Zaten ben rakipleri bertaraf edeceğim, yolunu açacağım, temizleyeceğim. Sen rahat adımlarla yürüyeceksin. Anlatabiliyor muyum? Sen sadece Ferit'i ikna et. Bana güzel bir orta yap ya. Tamam, anlaştık. Madem her şey sende, oltayı at bakalım. Ben de seneler sonra şöyle bir pusula holding havası alayım. Al tabii ki ya, al. Sana da bu yakışır. Şöyle güzel bir orta yap, ben de golümü yapayım ha? Bak seninle çok iyi bir sürece başlayacağız. Her şey çok güzel olacak, yemin ediyorum sana. Thank you.
eski günlerdeki gibi. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bitireceğim seni Hakan'ımdır. Çünkü seninle daha fazla mutlu olmak istiyorum. Çünkü Ferit Aslan'da olup da bende olmayan her ne varsa bende de olsun istiyorum. Anladın mı? Bir tane adam tuttum sonra. Bu arabalardan falan anlayan bir adam. İşinin ehli muazzam bir işçilik çıkardı. Abinin arabasından küçücük bir parça aldı. Sonra abinin arabası hop takla. İşte benim hazinem. Bulutun arabada olduğundan sana yemin ederim. Haberim bile yoktu. Zaten bu yüzden çocukların hep... Ah.